Bir tanesi şimdi doku testi yapacağım. Bakın. Bakar mısınız? İçi her yere ıpıslak bir kek. Gönül rahatla deneyebilir. Herkese merhabalar. Kanalım Sütlü Mutfağı, hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem ötesi bir ıslak kekim var. Sosunda kesinlikle yumurta yok. O sosu öyle bir emiyor ki böyle her çatalda o ıslaklığı hissedeceğinizin garantisini veriyorum. Daha önce bunu bir Mac tarifim içinde yapmıştım. Onu da şuraya ekliyorum, izleyebilirsiniz. Ama dedim ki bu kek burada harcanmasın. Ben bunu şöyle bir her detayını anlata anlata şahane bir video çekeyim. Hadi bakalım hep beraber mutfağa. Evet canlar, biliyorum hepinizin ıslak kek tarifi var. Valla ben bile şu anda oturup size sadece 20 tane en az ıslak kek tarifi sayabilirim. Ama en iyisi, en ıslak pastane usulü diye sorarsanız işte o tarif bu tarif. 5 tane yumurtamı kırdım. Üzerine 1 su bardağı şekerimi ilave ettim. Ve şimdi yumurtayla şekerimi güzelce kabarana dek çırpıyorum. Her kekte olduğu gibi yumurta ve şekerimizi güzelce kabarttık. Şimdi üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ya da zeytinyağı. Bir de bana en çok sorduğunuz sorulardan biri, bu zeytinyağı kokmuyor mu? Benim zeytinyağım kesinlikle kokmuyor canlar. O yüzden ben tariflerimde zeytinyağını gönül rahatlığı tercih edebiliyorum. Üzerine 1,5 su bardağı sütüm var. 1 paket vanilya. 2 paket kabartma tozu. Bir yemek kaşığı normal kakao ve 3 yemek kaşığı dark kakao. Marketlerde mutlaka görüyorsunuzdur bu pudinglerin falan satıldığı alanda, kakaoların satıldığı alanda. Bu dark kakao yeni yeni piyasaya çıkmaya başladı. Aslında pastacılar çok eskiden beri kullanıyor ama hani nasıl söyleyeyim size, perakendeye yeni düştü bu ürünler. Çok da güzel, çok da ben severek kullanıyorum. Harika bir renk veriyor her şeyden önce. Birçok markanın var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi bu koyduğum malzemelerimle güzel gene bir çırpma işlemini yapıyorum. Gayet kolaydı şimdiye kadar. Aynen öyle. 2,5 su bardağı da unum var. Bunu da hepsini birden koymuyor. Şu azar azar koyalım. Biraz koyduk. Şöyle karıştıralım. Eğer birden yaparsanız biliyorsunuz her yeri un yaparsınız. Aslında hepsini koyalım ya. İki iş yapmayalım. Şöyle bir karıştıralım biraz. Şöyle bir spatula yardımıyla kenardaki unlarımızı alalım. Onu da şöyle aşağıdan yukarı doğru karıştıralım. Hiç un kalmasın karışım içinde. Bakın gayet güzel. Böyle hani çok nasıl diyeyim, yoğun kıvamlı bir kek hamuru değil. Bakın. Şimdi pişirme kabıma dökeceğiz. Hepimizin evinde olan bu dikdörtgen borcamlar var ya, onların ölçüsünde bir fırın kabı kullanıyorum. Siz o boyutta bir dikdörtgen borcam kullanabilirsiniz. Margarini de yağlayabilirsiniz. Sıvı yağlı da. Ama ben zeytinyağı kullanıyorum. Dediğim gibi asla kokmuyor benim yağım. O yüzden hiç problem yok. Şöyle. Oh mis. Kabımın içine boşaltıyorum. Bakalım. Artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığım 160 derecelik fırınıma kekimi yolluyorum. Birazdan sosunu yapacağız ama sosunu kekimi çıkarmayı bir 3-4 dakikada yapmayı düşünüyorum. Çünkü sosumun çok sıcak, kekimin ılık olması lazım. Hadi bakalım, biz 160 derecelik fırına gidiyoruz. Canlar, kekim çıkmak üzere. Dediğim gibi en önemli noktası kekimin sosu. Şimdi burada 3 su bardağı sütüm var. 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum.
bir çay bardağı toz şeker ve bir çay bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı, artık hangisini kullanıyorsanız. Şimdi şöyle karıştıracağım. Ocağıma koyacağım. Ama böyle ocağımda böyle şakır şakır bunu kesinlikle kaynatmıyorum. Eğer çok fazla kaynatırsanız sosunuz koyu olur ve kekiniz o sosu çekmeyecektir. Amacım sadece kakaonun ve şekerin erimesi. Bu da bu kekin en önemli püf noktası. Sosum sıcak olacak, kaynamayacak. Sadece şeker ve kakaom eriyecek. Hadi bakalım şimdi biz gidelim artık ocağa. Kakaom eriyip şekerim eriyene kadar güzelce ısıtalım. Kekim çıktı fırından. Şöyle azıcık bir ilk sıcaklığını bir attırdık. Şimdi dilimleyeceğim. Şöyle bir ortadan keselim. Çok da küçük küçük olmasın. Hiç sevmem böyle küçük porsiyonlu şeyleri. Sonra bir de üçe böleceğim. Sosum sıcak. Kekim ilk sıcaklığını atmış durumda. Şöyle döküyoruz. Bir çekmesine müsaade edelim. Emin olun hepsini ama hepsini kekim çekecek. Zaten çektikçe de kekler şimdi buzur buzur kabarmaya başlayacaklar. Kar mısınız? Rengin güzelliğine, dokunun güzelliğine bakar mısınız? Şimdi güzel bir servis tabağına koyacağım. Bol Antep fıstığıyla falan süsleyeceğim. Hadi ya, girin siz de yapın mutfağa. Biraz daha. Evet, şöyle üzerine bol bir Antep fıstığı dökelim ki rengin güzelliğine bakar mısınız maşallah. Şunu alacağım. Şöyle. Yani gerçekten efsane oldu. Şu yenilebilir güllerden koyacağım üzerine şöyle birer tane Antep fıstığı ile beraber açsın. Vay vay vay. Çok havalı oldu yalnız. Vallahi çok havalı oldu. Bu tarifi şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Bakar mısınız? Yok böyle bir şey. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın.